Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde sizlerle nükleik asitleri işleyeceğiz. Öncelikle nükleik asit nedir? Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor atomları bulunduran yapılardır. Hücrelerdeki tüm yaşamsal olaylar bu moleküller tarafından kontrol edilir arkadaşlar. Nükleik asitler iki tanedir. DNA ve RNA'dır, yani iki çeşittir. Nükleik asitlerin en küçük yapı biriminde de nükleotit adı verilir arkadaşlar. Nükleotidin yapısından bahsedecek olursak, nükleotit azotlu organik baz, pentoz şeker ve fosforik asit olmak üzere 3 kısımdan oluşan yapılardır, yapı birimleridir arkadaşlar. Azotlu organik baz, 5 karbonlu pentoz şeker ve fosforik asitten, yani fosfattan oluşan yapılardır. Azotlu organik bazlar arkadaşlar iki grupta incelenir. Bunlar pirin ve pirimidin olmak üzere iki grupta incelenen organik bazlardır. Pirin, adenin ve guanin organik bazlarından oluşur. Bu moleküller çift halkalıdırlar. O yüzden pirin olarak bir grupta ayrılır. Diğer pirimidin organik bazları da birazdan göreceğiz. Onlar da tek halkalı yapıları vardır. Pirimidin ise evet görüyoruz. Molekül yapıları tek halkalıdır. Bunlar timindir, sitozin ve urasildir. Arkadaşlar timin ve sitozin şeyde bulunur, DNA'da bulunur. Urasil ise RNA'da bulunan organik bazdır arkadaşlar. Pentoz şekerden bahsedecek olursak, pentoz şeker 5 karbonludur. Biraz önce de belirtmiştik, 5 karbonlu şekere pentoz şekeri denir. Bu pentoz şeker iki çeşittir arkadaşlar, iki gruba ayrılır. Riboz şeker ve deoksiriboz şeker olmak üzere. Riboz şeker RNA'nın yapısında bulunan şekerdir. Deoksiriboz da DNA'nın yapısında bulunan şekerdir. Zaten RNA dediğimiz nükleik asidin açılımını, yani isminin açılımına baktığınızda ribonükleik asittir. Riboz şekerinden dolayıdır. DNA'nın açılımına baktığınızda da deoksiribonükleik asittir. Yani deoksiribozu bulunduran nükleik asittir arkadaşlar. Yani DNA ve RNA isimlerini de şekerlerinden almıştır. Riboz şeker biraz önce dediğimiz gibi RNA'da, deoksiribozda DNA'nın yapısında bulunan şekerdir arkadaşlar. Ve bu şekerlerden dolayı da DNA ve RNA'nın isimleri birbirinden farklı olur. Yani ismi veren şekeridir. Yoksa diğer organik baz ve pentoz şekeri, fosfatları aynıdır. Fosfattan bahsedecek olursak arkadaşlar, fosforik asittir kısaca. H3PO4 yapısına sahiptir, açılımına sahiptir. İnorganik yapılı olduğundan canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak alınan yapıdır arkadaşlar fosforik asit. Nükleotidin sentezinden bahsedecek olursak arkadaşlar, öncelikle baz ve şeker birbirlerine bağlanarak nükleozit dediğimiz yapıyı oluşturur. Baz ve şeker bağlandı, glikozit bağıyla bağlandı ve bu yapının adına biz nükleozit diyoruz arkadaşlar. Aradaki bağ da glikozit bağıdır biraz önce dediğimiz gibi. Daha sonra arkadaşlar nükleozit molekülüne fosfat molekülü bağlanır ve bu yapının adı da nükleotit olur. Azotlu baz ve pentoz şekerin birleşimiyle oluşan nükleozitti. Nükleozite ester bağıyla fosfat bağlanır ve bu şekilde oluşan yapının adına da arkadaşlar biz nükleotit diyoruz. Yani nükleotit oluşurken önce nükleozit oluşur baz ve şekerden, daha sonra buna fosfat bağlanır ve nükleotit adını alır arkadaşlar. Burada da tepkime denklemini görüyorsunuz. Baz artı şeker artı fosfat, nükleotit ve bağ sayısı kadar da su molekülünün oluşmasıdır arkadaşlar. Nükleotit sayısı arkadaşlar, her nükleotitte bir organik baz bulunduğu için azotlu baz sayısına eşittir. Aynı zamanda her nükleotitte bir şeker bulunduğu için pentoz şeker sayısına eşittir. Aynı zamanda her nükleotitte bir fosfat bulunduğu için de fosfat sayısına eşittir. Yani nükleotit sayısı, azotlu baz sayısı, pentoz şeker sayısı ve fosfat sayısı birbirlerine eşittir arkadaşlar. Nükleotitler biraz önce de belirtmiştik, taşıdıkları şekerlere göre adlandırılırlar. Riboz şekerini içeriyorsa RNA dediğimiz ribonükleik asit adını alır. Deoksiriboz şekerini içeriyorsa DNA dediğimiz deoksiribonükleik asit adını alırlar. Nükleik asit sentezinden bahsedecek olursak arkadaşlar, yine de nükleotitler fosfodiester bağıyla bağlanarak nükleik asitleri oluşturur. Yani bu oluşan nükleotitler birbirlerine fosfodiester bağıyla bağlanırlar arkadaşlar. Yani iki tane üst üste gelen nükleotit fosfodiester bağıyla bağlanır.
Fosfodiester bağı birinci nükleotidin şeker grubuyla ikinci nükleotidin fosfat grubunun arasında kurulur. Yani şekerle fosfat arasında kurulan bağdır arkadaşlar. Bakın burada da görüyoruz. Birinci nükleotidimiz ve ikinci nükleotidimiz. Bunların arasındaki fosfodiester bağı şekerle fosfat arasındadır. Yani bu tabii ki tüm nükleotitlerde böyle. Bunun fosfatıyla da diğer nükleotidin şekeri bağlıdır. Buradaki şeker de bir alttaki nükleotidin fosfatıyla birbirlerine bağlıdır arkadaşlar. Bu şekilde de nükleik asitler oluşur. Nükleotit, en sayıda nükleotit bir araya gelerek nükleik asit oluşturur ve o en sayıda nükleotit en eksi bir sayıda bağ yapar ve her bağ içinde bir su molekülü açığa çıkar. Tabii ki bizde bazı arkadaşlar nükleik asitlerimiz tek zincirli, bazı nükleik asitlerimiz çift zincirli. İki zincirden oluşur. RNA dediğimiz nükleik asitler tek zincirden oluşur. Onlar da tek zincir olduğu için en sayıda nükleotit en eksi bir sayıda su molekülü oluşur ve nükleik asit oluşur. Çift zincirli olanlarda da en sayıda iki en sayıda nükleotit nükleik asit oluşturur ve en eksik sayıda da su molekülü açığa çıkar. Şimdi DNA molekülünden bahsedecek olursak, yani deoksiribonükleik asit dediğimiz nükleik asitten bahsedecek olursak, bu nükleik asitler arkadaşlar sarmal yapılıdırlar ve de çift zincirden oluşurlar. Sarmal yapıda çift zincirin bir araya gelmesiyle oluşurlar arkadaşlar. İki zincir arasında hidrojen bağları bulunur. Adenin ve timin, sitozin ve guanin organik bazları bulunur. Adeninle timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı bulunurken guaninle sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı bulunur. Kendine eşleyebilirler ki DNA arkadaşlar mitoz ve meyoz bölümlerinin öncesinde kendine eşleyerek oluşan yavru hücrelerde aktarılmasını sağlar. Ve de DNA'da biraz önce de bahsettiğimiz gibi deoksiribonükleik asidi bulunur arkadaşlar. DNA'nın yapısında az önce de bahsettik. Adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotitleri bulunur. DNA'nın özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, adeninin karşısına her zaman timin nükleotidi gelir. Guanin nükleotidin karşısına da her zaman sitozin nükleotidi gelir. 4 çeşit nükleotit olduğunu söylemiştik. Adenin, sitozin, guanin ve timin nükleotitleri. Ve de DNA molekülünde adenin karşısına her zaman timin geldiği için adenin sayısı her zaman timinin sayısına eşit olur. Guanin karşısına her zaman sitozin geldiği için de guanin sayısı her zaman sitozin sayısına eşit olur. Adenin ve timin arasında görüyorsunuz ikili zayıf hidrojen bağları bulunur. Guanin ve sitozin arasında da üçlü zayıf hidrojen bağları bulunur. Hidrojen bağlarının sayısını da düşünecek olursak herhangi bir adeninin veya timinin sayısıyla 2'yi çarparsanız hidrojen bağ sayısını bulursunuz ikisi arasındaki. Guanin veya sitozin sayısından herhangi birisiyle de 3'ü çarparsanız üçlü bağ yaptığı için guanin ve sitozin arasındaki toplam zayıf hidrojen bağlarını bulursunuz. Ve de bunları toplarsanız yani adenin timin karşısındaki bağların sayısını bulduktan sonra guanin sitozin arasındaki bağların sayısını da bulup topladığınızda DNA molekülündeki yani nükleik asitteki toplam hidrojen bağ sayısını da bulmuş oluruz. DNA'nın görevleri nelerdir? DNA hücreyi yöneten moleküldür. Ökaryotik hücrelerde hücrenin çekirdeğinde bulunur. Prokaryotik hücrelerde de sitoplazmasında serbest halde bulunur. Ve bu hücreye ait tüm olayların gerçekleşmesini sağlayan da yani hücreyi yöneten de arkadaşlar DNA'dır. Ve de kalıtsal karakterleri taşır. Kalıtsal karakterler neler? Mesela insandan örnek verecek olursak saç rengi, göz rengi, çene yapısı, kulak yapısı, dil yuvarlayabilme, yuvarlayamama veya bazı kalıtsal hastalıklar DNA molekül üzerinde taşınır. Kalıtsal karakterlerin yavru bireylere aktarılmasını sağlar. Bu mitoz bölünmeyle, meyoz bölünmeyle yavru bireylere aktarılmasını sağlayan da DNA'dır. Ve de bu aktarımdan önce yani bölünmeden önce de DNA kendine eşleyerek yavru karakterlere düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlar. Ve de arkadaşlar DNA protein sentezi sırasında şifre görevi görür. RNA protein sentezi sırasında şifreyi DNA'dan alır ve onlara göre protein sentezi gerçekleştirir. Ve de aynı zamanda arkadaşlar RNA'nın sentezini de gerçekleştiren DNA'lardır. Hücre bölünmesinde yine kontrol eden yani ne zaman hücrenin bölünmesi gerektiğini, ne zaman bölünmemesi gerektiğini belirleyen de yine
hücrelerin çekirdeğinde veya sitoplazmasında serbest halde bulunan DNA molekülü sağlar. Kalıtsal kavramları küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursak arkadaşlar, en küçük kalıtsal kavramımız bazdır. Bazlar şeker ve bazlar nükleoziti oluşturur şekerle. Sonra buna fosfat eklenir, nükleotit oluşur arkadaşlar. Nükleotitler belli şifre oluştururlar. Biz bunlara kod diyoruz. Kodlar da bir araya gelerek genleri oluşturur. Yani kalıtsal karakterleri oluşturan yapılar oluşturur. Genler bir araya gelerek DNA'yı oluşturur. DNA'nın da tamamını arkadaşlar biz kromozom diyoruz. RNA dediğimiz ribonükleik asitten bahsedecek olursak arkadaşlar, RNA dediğimiz nükleik asidimiz tek zincirlidir. Hatırlayın, DNA çift zincirliydi. DNA'da deoksiriboz şekeri bulunurdu. RNA'da riboz şeker bulunur. DNA'da adenin, guanin, sitozin ve timin bulunurken RNA'da adenin, guanin, sitozin ve urasil nükleotitleri bulunur. Yani urasil nükleotidi arkadaşlar, yani urasil organik bazını bulunduran urasil nükleotidi RNA'da bulunur. Timin nükleotidi de DNA'da bulunur arkadaşlar. Ve de arkadaşlar, RNA DNA gibi kendini eşleyemez. Zaten DNA tarafından oluşturulur RNA'lar. DNA tarafından da sentezlenir dedik. Arkadaşlar, RNA'lar üçe ayrılır. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA olmak üzere 3 gruba ayrılır. Mesajcı RNA'dan bahsedecek olursak arkadaşlar, mesajcı RNA protein sentezi için gerekli olan şifreyi DNA'dan alır ve ribozoma götürür. Hücredeki RNA'nın %5'ini mesajcı RNA oluşturur arkadaşlar. Mesajcı RNA düz zincir şeklinde olup hidrojen bağı taşımayan RNA'dır arkadaşlar. Görüyorsunuz, RNA şifresini almış durumda. Yani DNA'dan şifresini alır ve RNA'ya götürür. Ve protein sentezi için gerekli olan şifreyi götürmüş olur. Taşıyıcı RNA'dan bahsedecek olursak arkadaşlar, taşıyıcı RNA tRNA diye yazılıyor. Protein sentezi için gerekli olan amino asitleri alır ve ribozoma getirir. Yani protein sentezi sırasında gerekli olan amino asitleri taşır. Hücredeki RNA'ların yaklaşık %15'inde taşıyıcı RNA oluşturur arkadaşlar. Taşıyıcı RNA yonca şeklinde olup hidrojen bağları taşıyan bir yapıdır. Bakın, görüyorsunuz, yonca şeklinde ve aralarında hidrojen bağları vardır şu aralarda. Ve de görevi amino asitleri arkadaşlar taşımaktır. Amino asitlerin bağlandığı kısım da şu uç kısımdır arkadaşlar. Bakın, burada da daha rahat görüyoruz. Aralarında hidrojen bağı var. Uç kısımda amino asitin bağlandığı yer var. Bu ön kısmına da antikodon dediğimiz kodu taşıyan kısım var arkadaşlar. Ribozomal RNA'dan bahsedecek olursak arkadaşlar, ribozomun yapısını oluşturan RNA'dır. Hücrelerdeki RNA'ların %80'ini oluşturur. Zaten %5'ini mesajcı oluşturuyordu. %15'ini taşıyıcı oluşturuyor. Ribozomal RNA dediğimiz, yani RNA'nın yapısını oluşturan RNA'da arkadaşlar %80'ini oluşturur. Yani geriye kalan kısmını oluşturur. Ribozomal RNA arkadaşlar çok sayıda katlanmalardan oluşur. Dikkat edin, bakın, çok sayıda katlanmaların sonucunda oluşan yapıdır. Ve hidrojen bağı taşır. Yani diğer kısımlarla, hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlanır diyebiliriz. Bakın, burada da gördüğümüz gibi mesajcı RNA DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma getirir. Taşıyıcı RNA amino asitleri ribozoma getirir. Ve de ribozomal RNA, ribozomun yapısını oluşturan ribozomal RNA'da protein sentezinin gerçekleşmesini sağlar. Yani mesajcının getirdiği şifreyle taşıyıcının taşıdığı amino asitle ne yapar? Protein sentezini gerçekleştirir arkadaşlar. Amino asitler konumuz burada bitti arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde devam edeceğiz.